Evet, teknik adamı dinledik. Maçtan sonraki ilk sıcağı sıcağı görüntüleri ekrana taşıdık. Ama dedim ya, bugün özellikle Ümit Hoca'nın her salı rutin olarak yapmış olduğu basın toplantısı bizim için çok daha değerli. Çünkü biz rahatlıkla soru sorabiliyoruz. Hatta Ümit Hoca şöyle yapıyor. Ya arkadaşlar, korkmayın, sorun diyor ya. Aklınıza ne geliyorsa sorun diyor. Biz de sorduk. Şimdi biraz sonra da mesaj bölümüne geçeceğim. Hepsini okumaya çalışacağım oradakini. Hocam, maçla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Puan durumuna falan geçeceğim çünkü istersen Olur ekrana bakalım. bir puan durumunu Cem'den rica edeyim. Gerçi ikinci haftada çok önemli. Birinci haftada ligin birinci sırasındaydık. İkinci haftada ligin ikinci sırasındayız. Hocam, İnşallah 3-4 üçüncü tane de üç var. dört diye gitmeyiz ama 2 haftada 4 puan. Ortalama 2 puandan Ya gidelim diyoruz maçtan zaten. önce, maçtan sonra Ümit Hoca'nın basın toplantısında önemli bir cümle var. Hiç oynamadan 2 haftada 4 puan veriyoruz deseler kim istemezdi Kimisi? diyor. Önemli bir tespit. Abi, benim aklıma Dolayısıyla geldi ya. Ben şeydim. Bizim bak, bu hafta bir penaltımız vardı. Biz bugün sorduk Ümit Hoca'ya. Mehmet Çakır'ın pozisyonu. Es geçildi. Şimdi niye? Ya geçen hafta Samsun üç tane penaltı aldı. Ben de bunu çalarsam o her hafta penaltılarla gidiliyor gibi bir düşünce mi Zannetmiyorum oluşturdu? hakemin bilinçaltında böyle bir şey olacağını zannetmiyorum Ama ama çalınabilecek bir penaltı mı? Tabii canım, yani 10 hakemden 7'si çalardı buna. Yani. 7'si çalardı, rahat çalardı ama çok enteresan bir pozisyon. Yani çalsa kırmızı kart gösterecek vesaire, tam Ya. emin olamadı hakem pozisyondan. Biraz da hakemin pozisyonu itibariyle zannediyorum rakip tam araya girdi, tam görememiş de olabilir. Olabilir. Bu arada hakem derken yeni il hakem kurulu göreve başladı. Hakem kurulunun çok saygıdeğer başkanına ve üyelerine, özellikle de Sayın Aslan Tonyalı'ya buradan selamlarımızı iletmiş İletmiş olalım. olalım. Bir selam da Fatsa'ya gönderelim. Bugün bir vesileyle biz Ordu'daydık arkadaşlarla. Selam Geçerken muhabbeti başladı. Hani Fatsa'daki diyordu. dostumuz Nadir Herhalde. Orhan'la beraberdik. Size de çok Aleyküm selamları selam. var. Nadir Bey'e de buradan selamlarımızı iletelim. O zaman ben de hocam çok sevdiğim İstanbul'da Köksal kardeşime özellikle bir selam Unutma. yollayalım. Arif Alkan'a yollayalım. Buradaydı gerçi. Onlara da özel bir selam yollayalım. Evet Cem, hazır herhalde puan durumunu bir alalım. Bakalım nedir ne değildir. Evet hocam, Kardemir Karabük Spor 6 puan. Samsporumuz 4. Adana Demirspor 4. Göztepe 4. 1461 Trabzon 4. Ondan sonrasını söylemeye gerek yok da. 2 haftada en çok gol atan takım biziz. 7 Evet. gol. Evet. 7 gol attık hocam. Kaç tane yedik? 3 tane mi yedik? 3 tane yedik. Evet. İyi gideriz be inşallah. 2 haftada da puan almayan takım yok. Hocam ya, ben şimdi şurada bir şey gözüme çarptı. Alanyaspor çarptı. Eren Hoca'nın takımı, ya Allah kolaylık versin yani. Yazlık bölgeye gitti ama terletiyorlar gibi geliyor bana. İyi olur. Erhan Hoca'nın takımı iyi olur. Hocam, Balıkesir pek böyle, ben yani göze çarpan bir şey Ya oynanan görmedim maçlara ama. bir bakın. Yani izliyor musun bilmiyorum İzliyorum, ama izliyorum. yani oynanan maçlara baktığınız zaman böyle çok üst düzey, aman aman bir Yok ya. futbol, aman aman bir takım yok. Yani bu ligde zaten oynanan futbol belli. Takımların da birbirine gücü 3 aşağı 5 yukarı çok yakın. Ya ben Malatya'ya bakıyorum. Şimdi hani Yüceliz hocamız da orada. Şimdi onu Şimdi takip etmeye Malatya, ben çalışıyorum. de seyrettim o maçı dün akşam. Malatya Spor, Gaziantep Belediye maçı. Evet. Yani Biz bunları diyorum rahat pozisyon geçeriz yok, diyorum. seyirci Yok. yok, ruh yok. Böyle bir enteresan, Ya. bizim yan sahada oynanan maçlar gibi maçlar yani. Hocam, şimdi bu hafta mesela Buca'yla oynayacağız. Biz Ümit Hoca'ya ben bugün sordum. Saha konusunda herhangi bir talebimiz var mı? İnanılmaz. Çok Bu patates tarlası. sosyal medyaya yansıyan görüntüler var, Hocam, basına yansıyan görüntüler hayır. var. Stadyum demeye 1000 şahit lazım. Hayır, hoca şunu söyledi. Dedi ki Atilla, iki şartlar eşit dedi. Hem bizim için hem de karşı yaka için aynı sahada oynayacağız. Ama sporcu sağlığı açısından dedi. Burası dedi, eğer bir sakatlanmalara mahal verirse bu kesinlikle dedi, bu yani bu saha kapanır bizden sonra. Onu söyledi.
Bizden sonra kapanması önemli değil. Bizden önce bir tedbir alınacak. Ne yapacak? Yok ki hocam. Müracaat etti mi Samsun Spor Takımı Federasyonu'na? Yani gerekirse bir müracaat edilip oranın bir gözden geçirilmesi. Herhalde canım, böyle yani bir şey onu, var mı? Onun Futbol Federasyonu bir incelemesi lazım. Eğer o görüntü nasıl bir görüntüdür? Orada top mu oynanır? Bırakın top oynamayı, o sahada pas mı yapılır? Yani çok kötü ya. Ben Buca'nın şeyine gittiğimizde... Yani bu TRT3'te arşivden maçlar izliyoruz bazen. İşte 80'li yıllarında yani, o görüntüleri andıran bir görüntü orası. Şöyle yapalım Cem. Bu son hocamızın basın toplantısında alalım. Çok ilginç şeyler var. Ben Volkan'a da teşekkür ediyorum. Volkan güzel bir montaj yaptı orada. O görüntüleri alan... Çekimleri bugünkü... de Volkan mı yaptı? Evet, Volkan yaptı. Çekimler de çok güzel. Volkan eline sağlık kardeş. Evet, şimdi bugünkü basın toplantısını dikkatlice izleyin arkadaşlar. Gerçekten sorular müthiş, cevaplar da müthiş. Ya aslında oyun evvelinde hem oyuncularım hem de gerekli hani kulübün içerisindeki insanlarla yaptığımız görüşmelerde hem duran toplarda etkili olacağımızı, tempo olarak daha önde olduğumuzu söylemişti. Adana Demirspor'da biliyorsunuz zaten Osman Hoca'nın takımları pas yapan takım hüviyetinde. Kendisinin bir oyun anlayışı var. Oyunun geneline baktığınız zaman dün akşam geldim, maçın analizini çıkarttım. 90 dakika tekrar izledim yardımcılarımla beraber. 8 tane net pozisyonumuz var. Adana Demirspor gibi bir takıma karşı 7-8 tane net pozisyon yakalıyorsunuz. Ha, bu işin sevindirici tarafı neresiydi? 3-1'den 3-3'e getirmeyi başarabilmekti. Yediğimiz gollere ya da maçın geneline bakıyorsunuz. Yani hepimiz yaşadık gördük. Bireysel hata. Bireysel hataya çözüm bulamazsınız. 3. gol pozisyon hatası. Aslında orada Can Bek bir adım daha önünde dursa adamın. O da gol olmayabilir ama orada ortaya vurdurmamaktan ziyade ortaya attırmamak lazım. O gelen topa vurdurmamaktan ziyade ortaya attırmamak lazım. Hep bunun üzerine de çalışıyoruz zaten. Yani baktığınız zaman Adana Demirspor'un kendilerinin yaratıp da o herkesin bahsettiği gibi pas oyunuyla bahsedip de araya bırakıp da bizim kalecilerimize karşı karşıya kaldıkları bir kaçırdıkları pozisyon var mı? Mehmet'in kaçırdığı gibi pozisyon var mı? Kone'nin kaçırdığı gibi pozisyon var mı? Yine Mehmet'in kaçırdığı gibi pozisyon var mı? Yani kaleciyle karşı karşıya kalan maç boyunca benim oyuncularımdı. Çok genç oyuncularla oynuyoruz. Elimizdeki oyuncular gelişime açık oyuncular ama bu yolda zaman zaman belki canımız yanacak. Dolayısıyla şu an için çok fazla bir şey söylemenin bir anlamı yok. İnşallah onlar da umarım hatalarından ders alırlar. Çünkü futbolda iki tane şey var. Biri pozisyon hatası, biri bireysel hata. Bireysel hataya çözüm bulamazsınız. Aslında pozisyon hatası çözüm bulunur gibi geliyor ama o da biraz futbolcunun tabii oyun anlayışıyla, o da çalışmasıyla geliştirebilir ama zaman zaman oyun içerisindeki konsantrasyona da alakalı bir şey. Yani ilk yediğimiz golde Fatih gibi bir oyuncunun orada poteye vurdurmaması lazım. Orada oyuncuya yakın olsanız, çünkü oyuncularıma hep ifade ediyorum, bir aydır buradayım, topun olduğu yerde tehlike yok. Topa vuracak bir adam var. Ya adam olmasa topa kim vuracak? Dolayısıyla adam daha evvel önem arz ediyor. Bunu her zaman söylüyorum. Ama hatalar olacak. Futbol hatalar oyunu. Öncelikle seyircimize teşekkür ederim. İnanılmaz bir coşku ve iştahla bizi desteklediler. İnşallah Karşıyaka maçında buradaki 2 puanlık kaybı telafi edebiliriz. Hem çalışıyoruz, hem yarışıyoruz, hem gelişiyoruz. İnşallah bundan sonra bu hataları daha aza indirip yediğimizden fazlasını atmaya gayret edeceğiz. Burca'da oynanacak karşılaşma ama stadın durumu belli, zemin belli. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Samsunspor herhangi bir girişimde bulundu mu bu stadın değiştirilmesi konusunda ve sizin görüşünüz nedir? Ben şimdi hayatım boyu gündem yaratmak için şikayette bulunmadım. Yani sahanın bozukluğundan bir tek şeyden dolayı şikayet edebiliriz. İki takım futbolcunda bir sakatlık olabilir diye şikayet edebiliriz. Onun dışında oyun kazanmak için iki takım da kazanmak istiyor. Saha size bozuk, onlara da bozuk, onlara bozuksa size de bozuk. Dolayısıyla o şekilde bir gündem yaratmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama sağlık açısından, sakatlık açısından iki takım oyuncularına da bir sıkıntı yaşatacaksa doğru olmadığını buradan söylemek lazım.
Ama galibiyeti ya da mağlubiyeti iki taraf adına da sahaya bağlamak şimdiden söyleyeyim çok doğru olmaz. İki takım da aynı sahada mücadele edecek. İstediğiniz düzeye gelebildi mi? Sizin düşündüklerinize yakın. Şimdi bakın İngiltere'de bir antrenörün süresi 80 maç. Türkiye'de 8 maç. Hep söylüyorum. 2 sene üst üste bir travmadan dönmüş bir takımın 8 tanesi de en az 8 oyuncusu da değişmiş bir takımın hemen bir galibiyetle biz şampiyonla oynuyoruz, biz şampiyon olacağız havasına yani girmesi doğru bir yaklaşım değil. Yani bakın arkadaşlar 8 tane oyuncu yeni. Ve bunların yaş ortalaması 19-23 yaş arası çoğu. Şuna inanın hiç kimse benden daha çok şampiyon olmak istemez. Çünkü kariyerimdeki, antrenör kariyerimdeki ilk şampiyonluğum oldu. Evet futbolcumda çok yaşadım. Ama bunu ben de yaşamak istiyorum. Bunun için de gece gündüz çalışıyorum. Biz elimizden geleni yapıyoruz, oyuncularımız elimizden geleni yapıyor. Bu yolda zaman zaman aksamalar da olacak, yere düştüğümüz anlar da olacak ama kalkmasını bileceğiz. Dün yine yardımcılarımla gece saat 3 gibiydi falan bir geçen senenin puan durumu çıkardık. Geçen sene ilk yarı 16 hafta oynanmış, ikinci yarı 17 hafta oynanmış. Liderin 34 puanı var, altıncının 25 puanı var, yanılmıyorsam. Böyle bir puan baremi çıkarttık. Şimdi biz karşıya kadar yani 3 ihtimalli maç klasik ama biz önümüze baktığımız zaman bu 3 maçtan asgari 6 puan çıkarırsak yine hedefimizle gidiyoruz. 5 maç 10 puan gibi bir şey olursa ki 9-12 demiştim burada ilk konuşmamda sizlere. Yine 1.8 2 puan ortalamasına gidiyoruz. Oyun anlamına gelince yani bir aydır bu takımın evet geçen seneden çok az oyuncusu var ama bu takımın geçmişten gelen bir pas kültürü de yok. Yani bunu eleştirme anlamında söylemiyorum. O da o antrenörün doğrusudur. Bu takım oynamış Embiid'le, oynamış Ofiedo'ya. Uzun topla gole gitmiş. Biz şimdi yavaş yavaş artık bir oyunun anlayışı yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu 20-25 günde olacak iş değil. Bu sürede de hem yarışacaksınız, hem en az asgari kayıpla mücadele edeceksiniz, hem de gelişeceksiniz. Kolay bir şey değil. Biz bunu hem görsel olarak hem de pratik olarak uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra ben daha iyi günlerim bizim olacağına inanıyorum. Kaleci Furkan demoralize oldu maç içerisinde ama arkadaşlar hep sahip çıktılar gerçekten. Takım olarak sahip çıkıldı. Son durumu nedir hocam Furkan'ın? Atabildi mi üstünden o psikolojik şimdi etkiyi? Dün tekrar antrenmanı vardı. Bugün göreceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben arkadaşlar mesela futbolda şuna katılmıyorum. Bir oyuncu tamam arkadaş hata yapmış. Santra'dan koşuyorsun. Burası U12 takımı değil ya. Ya bunun kimseye bunu ben de koşup sarılmak isterim. O maç oynanıyor. Yani onu orada yapmanın bir anlamı yok ki. Onu yapacaksan geri pas vermeyeceksin. At topu taç o zaman. Ki su molasında söylemişim. Geri pas oynamayın demişim. Onu da uyarmışım. Oğlum kontrol etme direkt oyna demişim. Bunu antrenör ne yapacak? Ben ona bir aydır uyarıyorum. Diyorum ki oğlum maç içinde konuş. Sesin çıkmıyor. Evet yeteneklisin. Ayakların temiz. Bir kabiliyetin var. Ama Fenerbahçe takımı 17 maça yakın şans Recep'e verdi. Recep bugün yok. Aynı şansı Volkan'a verdi. Volkan bugün nerede? Onun için evet biz sabredeceğiz. O şansı kendisine vereceğiz. Yani kullanıp kullanmamak kendi elinde. Arkadaşlar şu diyorlar ya kalecilik nankör. Hiçbir şey nankör değil. İnsanın kendisi yani bunu Furkan adına söylemiyorum. Ben antrenörüm. Çalışmasam nankör benimdir. Futbolcu çalışmazsa futbolcu nankördür. Meslek nankör olmaz. Çalışacaksın kendini geliştireceksin. Ben de geldim Fenerbahçe maçında. Fenerbahçe Barcelona maçı belki Şampiyonlar Ligi maçı. Bir geri pas yaptım. Savyola girdi gol attı. Ne yap? Hayata mı küseceğiz? Çalışacağız kendimizi geliştireceğiz. Ya nankör olan meslekler değildir. Nankör olan hatta hatalı olan insanın kendisidir. Sen hatalarından ders almazsan kendini geliştirmezsen. Bunu yalnız parantez içinde söylüyorum. Furkan için tek başına söylemiyorum. Hepimiz için söylüyorum. O da bu hatalarından ders alacak. Çünkü arkasında da bekleyen onun kadar iyi bir kaleci var. Ben burada girenin çıkanın fark etmediği bir takım yaratmaya çalışıyorum. Bu yolda da benim için Furkan, Bekir, Canberk, Murat hepsine aynı yakınlıkta, aynı uzaklıktayım. Benim tek derdim Samsunspor. Kim daha iyiyse, kim daha iyi hizmet ediyorsa, kim daha iyi çalışıyorsa ona formayı vereceğim. Doblo. İstediğimiz de bu zaten. Doğrusu neyse bunu söyleyeyim.
Tabii bu bazıları rahatsız edebilecek. Mesela kimi? Tabii başarısız olduğu zaman hemen birileri devreye girecek. Basında da yerden. Bu çizginizde önünüzde arşivler var. Önünüzde arşivler var. O gün ne dediyse çıkarırsınız. Yani siz gazetecisiniz. Dersiniz bugün bunu dediniz, bugün bunu dediniz. Bugüne kadar Ümit Özat'ın ne futbolcu hayatında ne antrenör hayatında söylemlerinde hiçbir zaman şaşma olmadı ki. Bakın arkadaşlar, niyet başka bir şey. Hata yapmak başka bir şey. Ben hata yapabilirim. Ben de Allah kuluyum yani. Şaşar beşeriz. Ama niyet önemli. Yani şimdi bakın, Furkan kaç yaşında? 20 küsür. Canberk, Oğuzhan, Hasan, Alperen, aynı mı? Ercan, kim oynattı altısını bir arada bugüne kadar? Benim antrenörden maddi beklentim yok ki. Ben antrenörden manevi başarı bekliyorum. Ben şampiyon olmak istiyorum. Bunu da en kısa zamanda başarmak istiyorum. Belki çok erken giderim ama buradan 3 tane oyuncuyu amil takıma göndermek ya da günün birinde amil takımda oynadığını görmek bana daha büyük haz verir. Çünkü onlar oralara gidecekse bu kulübe maddi olarak da bir şey kazandıracaklar. Bunda da emeğim var hissederim kendimi. Yani mesela şundan bahsetmenizi isterim. Yani Allah'a şükür. Geçen sene Ofi 5 maç var, bir sene yok. Bu sene 2'de 2 yaptı. Yani 2'de 2 gol olarak değil, performans olarak. Kenarda oynamıyor. Gole daha yakın oynuyor. Yani onda da bir payımızın olduğunu açıkçası göğsümü gere gere söylemek isterim. Dolayısıyla iyi şeylere bakmak lazım. Ben insanlar benim hakkımda ne düşünecek diye konuşmuyorum ki. Ben spor adamıyım. Ben neyse gelirim, maçın analizini yaparım. Oyuncumun yüzüne söylemediğim hiçbir şey de burada size söylemem. Rüştü hata yapaba kadarcı oldu. İsviçre maçını hatırlamıyor musunuz? Volkan'ın Şalke maçını hatırlamıyor musunuz? Recep'in Beşiktaş maçını hatırlamıyor musunuz? E tamam. Ha, buradan bunu çıkartmayın. Furkan da 10 maç üst üste oynayacak diye bir şey de yok. Yarın bir hata da yaparsa o zaman başka kaleci, o zaman Bekir şans alacak. Bu böyledir. Samsun'dan eğer bir gün dinlediğiniz zaman Samsunspor'dan futbolcu götürmeyi düşünüyor musunuz hocam? Gençlerin içerisinde. Ya şimdi ne zaman kalıp ne kadar kalıp ne zaman gideceğimizi onu Allah bilir de şöyle bir şey var. Hakikaten bakın, ben 32 yaşında teknik direktör oldum. Süper Lig'de başladım. 3 sene televizyonun sizin yaptığınız işi yaptım. Ara verdim bildiğiniz gibi. Bu süreçte bakın 7 senelik ki 3 seneyi saymayalım. 4 senelik antrenörlük kariyerinde. Bugün Trabzon'daki İshak'tan tutun. Sivas'taki Ümit Kurt'tan tutun. Rize'deki şimdi FC Vile gitti. Kaan Söylemezgiller'den tutun. Elazığ'daki David'den tutun. Hamido'dan tutun. Hakan Bilgiç'ten tutun. 1000 dolara, 1500 dolara, 2000 dolara, 1500 liralara getirip bu ülke futboluna kazandırdığım en az 10-15 tane oyuncu var. Üstelik ben bunları belki takım 15 puandaki oynattım, belki kafadan oynattım. Başkaları gibi 40 puan aldıktan sonra ligde kalmaya garantiden sonra 4 takım oynattı da bak ben genç oyuncu yetiştirdim demedi. Bir günden bir güne burada şikayetçi de olmadım. Evet, transferleri yönetimimiz yapıyor. Doğru da planlama yapmışlar. Futbolu bilen bir başkan var. Bir iki transfer daha yapacağımızı düşünüyorum. Kendileri bana isim de sunuyorlar. O isimler üzerinde değerlendirme yapıyoruz. İnşallah bir iki transferle beraber biz de burada hazır bir iki oyuncu daha gelirse daha az şikayetten daha çok çalışan bir takım haline geleceğiz diye düşünüyorum. Ya başka bir takıma oyuncu gitmeden bir şey demiyorum yani ama ne diyeyim yani şimdi daha biz ikinci haftadan belki siz hemen gönderme amacındasınız onun için. Yani onun için nasip. Ya Mehmet de benim oyuncum. Benden önce aldılar. Ya ben Mehmet'ten önce geçseydim ben de almayın demezdim yani. Mehmet gibi oyuncu kim istemez? Hocam karşı yakalaşınca Zora'yı düşünüyor musunuz? Ne soru? Benle antrenmana çıkan herkesi düşünüyorum. Son gün bakalım ona göre. Hangisi iyiyse onu... Ya ben Zola'yı düşünüyorum da. O bizi düşünüyor. Zola bizi düşünüyor mu bilmiyorum. Yani yok şimdi şöyle bir şey var. İyi bir çocuk. Futbol bilgisine hiçbir şeyim yok. Yalnız
tempo olarak istediğin düzeyde değil. Geç antrenmanlara başladı. Günden güne iyiye gidiyor. Siz Altın Ordu maçından sonra böyle bir kadronun çıkacağını biliyor muydunuz? Antrenmanları izledim. Ben iki güvenliğe yazdım hocam. Ne yazdınız? Ali Kalbi şu kadroyu yazdım. Kadroda bir ama kişi... arkadaşım birisiyle konuştuk yazacağız diye son gün yazdım sadece. Yani olabilir de yani bilmiyorum. Yani şimdi ben kadroyu statta açıklıyorum açıkçası. Tabii kafamda bir şey var. Olabilir de olmayabilir de bakalım. Yani arkadaşlar bir adamın üzerine yoğunlaşmayın. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Hoş sohbet. İşte böyle yani teknik adam basınına sahip çıkan, rahatlıkla her şeyi açık açık konuşan. Ben diyor futbolcumdan diyor yüzüne karşı söylediklerimi ben aynısını size de söyleyebilirim diyor. Hocam neler çıkarttın bu kadar güzel bir sohbetin sonunda? Bir şey çıkarmaya gerek yok. Hocanın söyledikleri açık. Ama merak ettiğim bir şey var. Hoca gençleri kazanma yolundaki çabasını ve gayretini, cesaretini tebrik ediyorum. Ama şöyle bir şey de insanın aklına geliyor. Altısını bir arada oynattım diyor. Acaba o altısının yerine böyle taş gibi bir takım elinde olsaydı yine aynı onları yedek oturtup bu altısıyla çıkar mıydı? Yani o da tartışılır. Çünkü elindeki malzemeye göre hoca kadroyu çıkarıyor. Şimdi orta şeyde nedir onun adı kalesinde atıyorum aklıma geldiği için söylüyorum. Mesela bir Ahmet Şahin Furkan ikilisi olsaydı hangisini oynatırdı? Tabii ki bana göre yani, Ahmet tamam, Şahin. Tamam gençlere dedi. Destek tabii. Vermesini cesaretle onları sahaya sürmesi tamam da ama eldeki malzeme de bu. Yani evet. Gençleri çıkarma al bu kadrodan bizim bu 6 tane 7 tane oynayan kadroyu al bakalım elinde kaç tane oyuncu kalıyor. Ya, o, tamam. Evet. Ama olayın bir de hocaya sunulan kadro boyutu var. Yani hocaya sunulan kadro da bu. Zaten. Dolayısıyla bu kadro içerisinden hoca rakibe göre, hafta içi performansa göre en ideal 11'i çıkarmaya hocam, çalışıyor. O konuda bize yorum yapmak düşmez. Çünkü onlarla sürekli birlikte tabii. Olan o. Hocam şimdi biraz konuları mesajlara geçeceğim de. Şimdi Samsunspor bir kongre kararı aldı. Neden aldı? Bu ön tarafa formanın önüne isim sponsorluğu için genel kuruldan formanın önüne mi? Yani ne diyorum? Samsunspor kulübünün isminin önüne. Evet ben yanlış söyledim. İsim sponsorluğu için genel kuruldan yetki için 10 Eylül'de saat 18'de Atakum'daki Büyükşehir Belediye Sanat Merkezi'nde karar alındı. İlki olmaz büyük bir olasılıkla çoğunluk sağlanmadığı zaman da 17 Eylül'de aynı yerde sırf bunun için böyle bir kongre kararı alındığını paylaşalım. Ama orada acaba yönetim listesinde de bir değişiklik olabilir mi? Seçim maddesi eklenebilir mi? Yani bunlar da umarım, orada... Umarım olmaz öyle bir şey. Evet. Çünkü... takım yola çıktı, lig başladı, şartlar ağır, kulübün durumu ortada. Göreve geldikleri andan itibaren takip ettikleri birçok konu var, birçok dosya var. Zarar verir Samsunspor'a yani durup dururken böyle bir şey. Ama şimdi bazı yöneticilere de bakıyoruz. Basına, çeşitli ortamlarda verdikleri mesajlar hep takımın maddi sorunlarıyla ilgili. Takımın maddi sorunları hep vardı. Daha önceden de vardı. Geçen sene de vardı. Ondan önce de vardı. Ondan önce de vardı. Ondan önce de vardı. Ondan önce de vardı. Yani hep vardı. Evet. Olmayan bir dönem yoktu ki. Ha, bugünkü şartlar belki biraz daha ağır. Tabii canım. Bu noktada tabii şehir, şehrin dinamikleri, destek, şu bu bunlar artık Erkut başkan... klasik laflar haline geldi ama bir şekilde de tekerlek dönüyor. Dönüyor. O tekerleğin dönmesini sağlayan kişileri de tebrik etmek lazım. Hocam benim hemen notlarımın arasında bu Frank Pote Kıbrıs'tan transfer edilmiş. Çok iyi forvet. Adana Demirspor'un basın sorumlusu arkadaşla beraberdik. Dedi ki abi Kıbrıs'tan aldık biz bunu dedi. Ve milli takımda oynuyormuş. Kendi ülkesinin milli takımındaymış. İyi bir adam bulmuşlar onlar. İddialı da iyi de bir kadro kurmuşlar.
Herhalde Ersin. Ama Adana Demirspor'un bence tribünde maç izlerken yanımdaki arkadaşlarla da paylaştım. Bence Adana Demirspor'un en büyük engeli Osman Özköylü. Engeli mi? En büyük engeli Osman Özköylü. Yani niye? Kendi haline bıraksa, panik yapmasa, her pozisyonda adam kulübeden fırlamaz, her pozisyonda dördüncü hakeme, her pozisyonda yan hakeme saldırır mı ya? Bir yani de... tamam agresif yapısını anlıyorum, anlamaya çalışıyorum, empati yapıyorum, emek veriyor, çalışıyor, çaba sarf, kabul. Ama bu kadar olmaz ki. Bak geçen sene... Onun çılgınlığı neden yani, kaynaklanıyor biliyor musun? Şimdi Ankara Spor aynı. Her sene klasik Osman Özköylü. Evet. Sezona Osman Özköylü'nün Jöle çalıştırdığı Osman takımlar. Jöle sen Osman. Öyle de de. Ha, Jöle Osman ben demeyeyim onu. Osman Özköylü'nün her sene çalıştırdığı takımlar lige böyle başlar abi. Birinci yarı alır götürür. O 10 puanla şampiyon olur. 20 puanla şampiyon. Hatırlayın Ankara Spor'un Osmanlı şimdiki adı. Dönemlerini hatırlayın 2 sene önce. Geçen sene Urfa'da kurduğu kadroyu hatırlayın. Yani her sene böyle başlıyor. Şimdi bak Adana Demirspor da şimdi kadroya bir baktığın zaman Attama, Ahmet Burak Solak yani. Attama'yı biz alıyorduk biliyor musun hocam? Biz getirdik Türkiye'ye. Biletini de biz aldık. Aldık evet. Emin Başkan'ın ilk döneminde. Evet. Pote, Anıl Taşdemir, İsmail Emin Aladağ, Burak Çalık, Hüseyin Kala. Ki bu Hüseyin Kala'yı da biz istedik, alamadık. Alamadı, evet. Meblağı yüksek. Hı hı. Şimdi diğerlerini tanımıyorum. O yüzden bir şey söylemeyeyim. Yabancıları, hı, Gomez falan. Şimdi 2, 4, 6, 7 kaleciyi de say. Oğuz Süper Lig tecrübesi olan bir kaleci. Gerçi bomba goller yedi ama. Şimdi 8 oyuncusu bu ligin standartlarına baktığınız zaman kalbur üstü oyuncusu, bilinen oyuncular ve iyi de bir takım olma yolundalar. Ama en büyük engelleri Osman Özgür. Yok hocam, en büyük engel Samspor. O Osman Özgür diyor ki ben bu Samspor'u ne zaman yeneceğim diyor. Ne çekti be? Neler çekti bizden? Bizde, burası Samsun. Burası Samsun. Hocam ben şimdi şu bir de Pasolig olayı var. O notumu da almışım. Hocam bu sıkıntılar hala devam ediyor. Pasolig'de o maçtan önceki isyanları gördük. Şimdi biz bunu dile getirmemiz gerekiyor. Ben bu hafta çok rahat girdim ya. Ha niye girdin? Önceden alınmış biletin rahat. Sabah kalktım erken saatte, gişelerde yoğunluk yoktur diye geldim pazar sabahı. Biletimi yüklettim Pasolig'ime. Maç saatinde bir saat vardı. Bir saat öncesinden gittim, kartımı okuttum, geçtim. Bir sorun olmadı ama böyle ufak tefek arızalar, tutukluklar hocam, oluyor. Adam elinde biletini almış. Seyirci sayısını alabildin mi? Kaç binmiş? 6400. Toplam. Biletli seyirci sayısı 6400. İyi. Tam daha iyisini yapabiliriz. Yani kale arkalarıyla beraber biz bu seyirciyi 10.000 yapabiliriz yani. Şeyden, gene kombinede 300 civarıyız aynen. Herhalde. Biz karşıya kadar hocam puan getirelim. İki maç üst üste içeride oynayacağız. Urfa ve Bolu maçımız var içeride. Evet geldik şimdi. Bir konu var bu son bu profesyonel futbol disiplin kurulu ile ilgili. Mesajlardan sonra mı açalım konuyu, şimdi mi söyleyeyim? Mesajlardan sonra alalım. Çünkü hocam çok birikti, sistemler var. Evet Uğur Kantar. Hocam ben bir şey rica edeceğim. Ben bunların hepsini okuyacağım. Ben tek tek cevap istiyorum hocam. Yani atlamayalım. Uğur Kantar, dikkat çeken bir durum daha var. Tribünlerde herkes de son çıkan 50. yıl ürünleri var. Yeni sezon formaları var. Bizim storlarda daha aktif olmalı. Sürekli yeni değişik ürünler storlardaki yerini almalı. Bizim bu takım bu sene en kötü playoff oynarız. Yine en kötüsü bu. Bu takım çok can yakar. Ümit Hoca'nın oyuna yerinde müdahaleleri çok iyiydi. Özellikle 35. dakikada Murat Gürbüzeroğlu çıkarıp Can Berk'i oyuna alması bence çok iyi bir değişiklikti. Çünkü Murat üst üste yaptığı hatalarla oyundan düşmeye başlamıştı. Bunu kenarda görüp yani şunu yapabilirdi ya, 45'i bekleyeyim. Evet, oyuncunun morali bozulmasın, tepki olmasın. Şu, ya 35'te aldı. Daha erken görseydi demek ki daha erken müdahale ederdi. Uğur Kantar son bir abi bu nasıl bir anonsçudur? Kimse memnun değil. Yönetim bu olaya bu kadar niye takıldı anlamadım. Ender Gür hocamdan sevgiyle göreve devamını istiyoruz. Hocam bu konuyla ilgili çünkü birkaç tane daha var. Dur onları ben biriktiririm, hepsini senden alırım onu. İlker Tüzen, Atilla abi senden rica ediyorum. Lütfen söyler misin? Ahmet Burak Solakeli neden takımda tutamadık? Bu ligin en iyi kanat oyuncusu değil mi?
iki tane belirsiz futbolcuya vereceğimiz parayı ona verip takımda tutamaz mıydık? Az evvel o konuya değindik Ahmet Burak'la ilgili. Eren Zeren, Atilla abi bir şey dikkatimi çekti. Furkan'ın maçtan önce morali bozuk gibiydi. Bunu da maça yansıttığı gibi geldi. Senin dikkatini çekti mi? Furkan'ın yapısı öyle ya. Yapısı öyle, evet. Ben de onu diyeceğim. Selçuk Yılmaz, Ender Hoca'yı tekrar anonsla görmek istiyoruz. Onsuz olmuyor. Bu sese kulak verin lütfen. Bu herhalde yönetime. Talip Kamil, Soner ve Ahmet Burak solak el gitmeseydi garanti şampiyon olurduk diyor. Buradan da talibime İstanbul'a selamlarımı iletiyorum. Döndü mü? İstanbul'da. Samet Yılmaz, Ender Hoca anonsa geri dönmesi lazım. Tekrar stadın onun sesiyle inlemesini istiyoruz. Mustafa Can Aygün, iyi yayınlar hocam. Buca Arena'da oynayacağımız Karşıyaka maçı için stadın zemini hakkında düşünceleriniz nelerdir? Patates tarlasını andıran sahada sakatlık şansı %100 stad değişimi için talep yapıldı mı? Bunu dile getirdik program içerisinde. Giray Şen, takımın başında Erhan Hoca olsaydı pazar günü yapılan değişikliklerin aynılarını yapar mıydı? Kesinlikle hayır. Musa ilk 11'de çıkınca verimli olmuyor. O dakika 60'tan sonra oyuna dahil olması ama alternatif olmayınca mecbur. Taha ve Ivanov gelene kadar Murat Yıldırım'a acil ihtiyaç var diyorum. Ayrıca bu transferlerle ilgili bildiğiniz bir şey varsa lütfen paylaşınız. Ender Hocam neden anons yapmadı? O olmayınca olmuyor. Bu Murat Yıldırım olayıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Çok soruluyor bugünden beri bize. Özellikle bugün Kayseri Erciyes Spor'la sözleşmesini feshetti. Görüşüldüğü doğru. Samsun Spor'la resmi anlamda görüşüldüğü doğru. Büyük bir oranda yol alındığını konusunda da bir duyumum var. Akşama sabaha Murat Yıldırım işi bitebilir. Çok büyük bir pürüz çıkmaz ise. Arif Alkan. Öyle taraftarım diyerek bu işten sırılamazsınız. Ender hocam tamam, taraftarlığına diyecek bir şeyimiz zaten yok ama kusura bakma şu anons işi amatörlerin yapacağı bir iş değil. Herkes yakıştığı yerde olmalı. Mert Yıldırım, Atilla abi transfer yapılacak mı? Ender hoca Sidat anonsçuluğunu bıraktı. İnanın çok büyük kayıp. Ender hocayı kaybedenler utansın, sevgiler demiş. Ümit Arzu Irmak, abi Murat Yıldırım 3 gün önce başkanımız beni alın demiş galiba. Sözleşmesini feshetmiş yoksa bize mi geliyor diyor. Şafak Mutlu, Fatih Hasan çok yetersiz kaldı. Ofeydo her zamanki gibi, Yıldırım gibi Furkan'ın moralini bozmamalıyız. Daha çok genç, illaki hatalar olacaktır. Takımdan çok memnunum. Zamana ihtiyaç var. Sadece şimdi daha yüksek sesle en büyük Samsunspor. Yani oynanan oyun, gösterilen mücadele, takımın aldığı sonuç, 2 haftalık atmosferde gördüğünüz gibi insanlarda bir olumlu beklenti var. Yani bu takım daha yeni bir takım. Geçen seneye göre çok oyuncusu değişmiş bir takım. Zamana ihtiyacı olan bir takım. Yani izleyicilerimizin, seyircilerimizin yorumlarına da baktığımızda bir umut var. Bir umut ışığı var. Bir olumlu beklenti var. Zaman içerisinde bu takım daha da taşlar yerine oturunca, sakatlar dönünce ikinci yarı ki... Sakatlar dediğimiz Taha isimler, ve Ivanov. Taha ve Ivanov gibi isimlerden bahsediyoruz. Gücümüze güç katar. Evet. İsa Karacabay, takımımız Adana Demirsporlu oyuncu Pote çıktıktan sonra sazı eline aldı. 3-1'den 3-3'e getirdi. Maçın adamı Ofeydu. Orta sahada Taha'yı çok arıyoruz. 2-3 transferle takımımız daha iyi olacaktır. Kayseri'den selamlar. 3-2'den sonra İsa, buradan selamlarımızı da gönderelim. 3-2'den sonra... bir pote değil 11 pote olsaydı biz 3-3'ü gene yakalardık. Çünkü o ambiyans oluştu orada. Evet. Aydın Fırat, Samsunspor'umuza bu sene başarılar diliyorum. Ender hocamı anonsla görmek istiyoruz. Aydın Usta lezzetli döner. Ben de buradan selamlarımı yolluyorum sevgili Aydın'ıma. Onur Alaca, Atilla abi akşamlar Almanya'dan sence Karşıyaka maçın stadı değişir mi? Zemin bayağı çok kötü. Bununla ilgili biz gerekeni söyledik. Mutlaka yönetim de bununla ilgili iletişimi kurmuşlardır. Doğukan Ekiz, iyi yayınlar abi. Murat Yıldırım hakkında bilginiz var mı? Hakkı ödenmeyecek. Kalbiyle mücadele eden Murat Yıldırım'a kapımız her zaman açık gelebilir mi? Şampiyon olduğumuz sene, ondan önceki sene Murat Yıldırım takımda oynadığı süre içerisinde Samsunspor'a büyük katkılar yapmış. Süper Lig'e çıktığımız Süper Lig'den düştüğümüz sezon transfer olmuş ve takıma da para kazandırmış bir kardeşimiz.
Umarım o formundan oldukça uzaklaşmamıştır. Çok iyi bir kumaş, çok iyi bir insan. Evet. Samsun Spor'a da faydalı olur. Kozluklu Vedat Şen, şu an her şey çok erken. İlk maçta 4 puan alabildiysek kaybetmeme durumunu yakaladıkça çok daha iyi olacağız. Bundan şüphem yok ama ne olursa olsun Ekiko ne kadar kötü olsa da kendi evinde ilk 11'de oynaması gereken bir oyuncu. Mustafa Kır, Ender Gür Hocam, Ahmet Burak, Solakyel kanatta ofansif yönü ağır basarken defans anlamında hataları olan bir oyuncu. Ayrıca 60 veya 70. dakikadan sonra oyundan düşüyordu. Oğuzhan Berber, Mustafa Denizli Hoca Rizespor'da kanat oynatıyordu. O sene Süper Lig'e çıkmışlardı. Ümit Hoca'nın oyuncu tercihleri doğruydu. Murat Gürbüzörel ve kaleci hatasından yenilen goller var. Kone ve Zola transferleri fiyasko gibi sanki. Serkan Beyaz... Kone için aynı şeyi söyleyemem. Yani Kone bir maç seyrettik. Bu takıma faydalı olacağı kanaatindeyim ben. Zola için biraz daha beklemekte fayda var. İki haftadır 18'e giremiyor. Hoca çok umutlu konuşmuyor Zola ile ilgili. Umutsuz da konuşmuyor. Zola'yı ben düşünüyorum da o da bizi düşünse diyor. Bekleyip göreceğiz. Evet. Serkan Beyazak, Atilla Cebeci, Bender Gül abim, iyi yayınlar. İstanbul Maltepe'den Murat Yıldırım ve Konya Sporlu Özgür imzaya geliyorlarmış. Doğru mu? Bir de Samspor ürünleri online satışı yok. Konu hakkında bir bilginiz var mı? Bir de kongre üyelerine aidatlarını ödemeleri konusunda bir çağrıda bulunmanızı rica ediyorum. Kaç yıldır aidatlarını gidemiyorlar ama eleştiriye gelince mangalda kül bırakmıyorlar. Çok doğru bir tespit sevgili Serkan. Evet, aidatları lütfen arkadaşlar ödeyelim. Samsun Spor'umuza bir katkı sağlanır. Benim bildiğim kadarıyla en az 200 bin lira civarında bir gelir elde edilebilir. Bence daha fazladır o rakam. En az dedim hocam. Ergin Demiroğlu, Ümit Hoca'nın adı geçer geçmez eleştiri bombardımanına tutanlar dilerim utanmışlardır. Ben hocamıza yeterli olacağını ve doğru bir isim olduğunu söylerken herkes ateş püskürüyordu. Takım tecrübe kazandıkça zirveyi hiç bırakmayacaktır. Yeter ki biz taraftar olarak üzerimize düşeni yapalım. Süleyman Orhan, iyi akşamlar programı, Antalya'dan seyrediyorum. Her zaman Samspor taraftarı büyüklüğünü gösterdi. Yaptığı koreografi Türkiye'de herkesin konuşacağı bir güzellikteydi. Fakat maçın HD olması kötü oldu. Çoğu arkadaş bana HD uydusu olmadığı için maçı seyredemediğini söyledi. Yayını yapan kanal da önemli. İnşallah bu sezon şampiyonuz ve Süper Lig'deyiz. Sevgili Zeki İşlek de bu koreografiyle ilgili önemli bir mesaj paylaşmış bizimle. O koreografinin altında olduğum, o bayrağın bir parçasını tuttuğum için çok şanslıyım. Bunu ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Ay, çok güzel. Ya bu bana gururu, bu onuru, bu seyirci yaşadı ve bize de yaşattı. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Evet. Özgür Demir, gol atmada sıkıntımız yok. Ofeydo Türkiye'de tutulabilecek oyuncu tanımıyorum. Maşallah diyelim, nazar değmesin. Yeter ki basit hatalar yapıp gol yemeyelim. Yüksel Ömüral, 90+4 maratonda bağırıyorum. Mustafa Sevgi'ye duydu beni ve saniyeler sonra gol oldu. Bende film koptu. Ben de hiç kaleye vuracağını tahmin etmedim. Etmedin mi? Ben yani... Penaltı noktasının üstünde orta mı düşündün? Osman'a dedim, etkili bir ortayla belki Osman'ın kafası. Bir de maç boyunca kazandığımız duran topları, kornerler dahil Mustafa Sevgi evet. Yani çok etkili kullanamadı. Topu kaldıramadığı pozisyonlar oldu. Hatta ben dedim ki ya Musa Aydın da duran top kullanıyor bu takımda. Evet. Yani belli ki çocuk o gün gününde değil. Yani iyi orta yapamıyor. Etkili kullan. Niye Musa inisiyatif alıp da şey yapmıyor yani duran topları kullanmıyor derken 95'te çocuk nefis bir gol attı. Evet, Nail Arslanoğlu, abim ben şu kombine yerlerine oturamıyoruz. Yerlere güvenlik haber verdik, güvenlik gelmedi. Lütfen herkese seslenelim, yerlerimizde kalsınlar. Biz peşin alıyoruz. Bir de Ender abimin ne zaman geri dönüyor? Lütfen cevap. Oğuz Bektaş, selamun aleyküm abicim, iyi yayınlar. Murat Yıldırım haberleri var. Doğru mu? Bugün sözleşmesi feshedilmiş, bize gelebilir mi? Özgür Demir, 3-1'den sonra 3-3'e getirecek bu mücadeleyi son saniyeye kadar gösterecek. Üstelik Adana Demirspor gibi takıma karşı PTT 1. Lig'de başka takım görmüyorum. Takımımız son saniyeye kadar mücadele veriyor. Bunu her takım başaramaz. Recep Yeşilyurt, transfer var mı? Takımımızın kanatları çalıştırması lazım. Hocanın dediği gibi iki tane transfer düşünülüyor. Özdal sürekli Murat Yıldırım'la anlaşılmış, doğru mu? Arkadaşlar programa girdik
geçtikten itibaren yöneticilerle telefon bağlantısı kuramadım. Aradık hepsini bu konuyla ilgili. Eğer bize şu anda bağlanmak isteyen yönetici arkadaşımız olursa telefonumuz açık. Emrah, Bahar, Atilla abi, Ender abimizi tekrar Sedat Anons'ta görmek istiyoruz. İyi akşamlar. Osmanlı Ömer Şahin, Atilla abi iyi akşamlar. Senin bitmeyen Samspor sevdan varken bu takım ezilmez abi. Ender kardeşimize selamlar. Türker Canikli, iyi yayınlar. Kucak dolu sevgiler, selamlar. Samspor'da memnunuz. En azından kendi sahamızda yenilmedik. Salı pazarından selam yollamış. İsmail Araç, Murat Yıldırım geliyor mu? Muammer Nayıroğlu, abi yayınlar. Geçen sezon zor şartlarda başarılı olan Erhan Altın gönderilmemeliydi. Ali Semiz, gençlerimiz gitti mi? Burhan, Halil, Sefa Aksoy, Sefa Serbest neredeler? Dik Mik'ten selamlar. Gittiler arkadaşlar. Yüksel Ömüral, Atilla Bey, maç günü kart yükleme sıkıntısı yaşarlar. Ben bir ay önce kombine aldığımda gelen giden yok. Bir tek sen geldin dedi. Hafta ortası kart ve yükleme yapsınlar. Tribün lideri doğrusunu söylüyor. Her maça gelsinler, maç seçmesinler demiş. Evdeki bulgurdan olacaktı. Koreografi güzeldi. Maratonda izledik maçı dedi. Zeki İşlek, bu ligde izlediğim kadarıyla Samsun, Kayseri, Adana, Karabük yenilmez. Bunlara Süper Lig'e, bunlarla kesin Süper Lig'e çıkarız. Ekrem İşçi, Atilla Bey ve Ender Hocam iyi akşamlar. Size kısa ve öz bir sorum olacak. Samspor yönetimi maçın anonsunu yapan arkadaşı çok mu aramış? Acaba Ender Hoca o sırada inletirken mikrofonu patlatır diye korkuyorlar da böylelerini arıyorlar. Anlamış değilim. Bir de bizim takımında son vuruşu yapacak oyuncu yok. Bize Gekas gibi bitirici golcü lazım. Yönetim 5 futbolcu alacağına bir Gekas alsın. Hayırlı akşamlar demiş. Bunlar benim özelime gelenler arkadaşlar. Hüseyin Ordulu, abi Sedat'taki anonsçu resmen bir felaket. Lütfen buna bir çare bulunsun. Başka var mı? Tan Doğan Savi. Atilla Bey, dün akşam Tarık Menteşoğlu'nu dinledim. Hesap sormaya geliyorum diyor. Bu çok evvelki. Atilla Bey, Metro Samspor'umuzun otobüsünü ne zaman geri verecek? Bilginiz var mı diye sormuş. Otobüste bir sıkıntı yok herhalde arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle gelecek. Mesajları okudum hocam. Nedir şimdi bu insanların sevdiklerini görmeleri kadar doğal bir şey olamaz hocam. Şurada birkaç mesaj daha gelmiş. Onları da okuyayım. Fatih Mehmet Arı, hayırlı geceler sayın abilerim. Ender Bey, farz edin Osman Özköylü Samsun'a hoca olarak gelse ne tepki verir? Hiçbir tepki vermeyiz. Niye tepki verelim? Değil mi? Basın toplantısında... Hatta vardı da hocam. Hayır, basın toplantısında da şeyde bir ortamda da resmen sorarız. Deriz ki hocam siz her sene lige çok güzel başlatıyorsunuz takımlarınızı. İyi de pas oyunu oynatıyorsunuz. Tebrik ediyoruz sizi. Ama bu agresiflik nedir? Biraz sakin ol. Yavaş, panik yapma. Sakin, hakeme saldırma, ceza alma. Söyleriz bunu yani. Niye tepki gösterelim? Cihan Yoksa Ceylan. Biz Osman Özköylü'yü severiz. Evet. Ne dedim abi, biliyorsun onu çıldırtır. Başkası çıldırtmaz onu. Şeye de, Ümit Özat Hoca'ya da diyor ki, biz de şey yapıyoruz, Tolunay Kafkas'ı tek çıldırtan adam budur diye yani. Söylüyoruz. Cihan Ceylan, Atilla abi yayınlar, Ender abi selamlar. Alperen'in kritik dakikada oyuna dahil edilmesi hususunda yorumlarınızı merak ediyorum. Zola'nın durumunda açıklık getirmenizi rica ediyorum. Şimdi Alperen kimin yerine girdi? Mehmet Çakır'ın. Evet. Mehmet Çakır ne oynuyordu? Sağ ön. Evet. Yedek kulübesine baktığımızda sağ ön oynayabilecek başka bir alternatifimiz yok. Yok. O zaman yani evet. Alperen girebilir. Tarık Korkmaz, hayırlı akşamlar abi. Sağda Canbek ve Gürbüz Erol oynamalı. İkinci sağ sol kanatları kullanmalıyız. Üç, iyi bir stoper gerekli. Deniz Giritli. Oo, Deniz Ustam, Bursa'dasın herhalde. Sana buradan selamlarımızı iletelim. Atilla abi ve Ender abi, hayırlı akşamlar abi. Samspor sizce bu sene Süper Lig'e Deniz çıkabilir Usta mi? Bursa'ya mı gitti? Bursa'da ya. Öyle mi? Ya. Çıkabilir mi? Kadroya bakılırsa birçok takımdan iyi gözüküyor. Sizce ne olur? Ne olur Deniz'im? Evvel Allah'ın izniyle biz bu sene o sene olacak diye düşünüyorum. Atilla abi, yabancılar pazarından Arif Şahin, her şey çok güzeldi ama bir eksik, Ender hocam spiker sıfırdı, coşturamadı.
Vedat Ateş, Atilla abi yeni sezon forma aldım. Storyler çok zayıf, ilgi çok zayıf. Bir dayak yemediğimiz kaldı. Banka olayı yok, millette nakit yok. Ender hocama selamlar. Ne diyor? Banka olayı yok. Banka olayı yok. Store'da nakit, mı? Nakit istiyorlar. Evet. O konuyla ilgili bana da çok mesaj geliyor. Nedir hocam? Yani bu store'larda kredi kartına taksit yapılmadığına yönelik. Ayrıca bir izleyicimiz, şimdi onu arayıp bulmaya çalışıyorum. Benim burada var hocam, belki orada yani, görebiliriz. Neden diyor yani, bir short olmaz mı şeklinde soruyor. Çok eksiği var. Yani store'da bir short olmaz mı diyor. Ve bu hafta da hocam maç öncesinde gerçekten çok büyük bir yoğun ilgi talep vardı. İbrahim Uzal yazmış. Store'lerde 2 senedir bir short olmaz mı? Neden bir de eşofman takımı yok? Niye kredi kartına taksit yok? Bundan herkes şikayetçi diyor. Biz de dile getirmiş olalım. Tamam. İlgililer dinliyordur Muhammed muhtemelen. Muhammed Yeşil, Atilla abi, babam Cengiz Yeşil'in size ve Ender hocamıza çok selamları var. Abi pazar günkü atmosfer hala aklımda. Hele koreografi 10 numaraydı. Gene Türkiye'nin gündemine düştük her zamanki gibi. Ben bu sene bu takımdan çok umutluyum. İleride Ofeli, Kona, Ekigo, bizi orta sahamız iyi, defansta daha iyi olabiliriz. Bu sene direkt çıkarız diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olacak. Sezon sonunda Süper Lig'de görüşmek dileğiyle. En büyük Samspor taraftarı demiş. Hasan, Can, Meral, iyi yanlar Atilla abi. Sizin aracınızda yönetime bir sistemim var. 5 ay önce kulüp üyeliği için 10 arkadaş para biriktirdik ve başvurduk. Ama hala onaylanmadı. Birçok kez onaylanacak, onaylanacak dediler ama hala haber yok. Hem maddi durumumuz kötü diyorlar hem de kaç aydır üyeliğimiz kabul olunmuyor. Kurumsallık açısından ne yazık ki yönetimimize yakışmıyor. Hasan Can, ben bunu dile getireyim. Bizim Adnan Meral'in bir şey oluyor musun? Soyadın Meral ama 10 kişi diyorsun. Bakalım bundan bir ilgilenelim. Zabit Yön, Atilla Bey, kombine yüklettiğimiz kartımız okunmadı. Yardım masasından tek girişli kart verdiler. Siz de röportaj yapıyordunuz. 45 dakikamızı aldı. Girdiğimizde son 10 dakika anonsu yapıldı. Evet, onu ben... Zabit Yön mü? Evet hocam. Ordu'dan. Zabit kardeşimize de buradan selamlarımızı iletelim. Koyu bir Samsunsporludur. Ta Ordu'dan maç olduğu zaman özellikle maça gelir. O sıkıntılar vardı hocam. Sercan Günseli, Murat Yıldırım ile anlaşma sağlandı iddia ediliyor. Bir bilginiz var mı? Bir de anonsumuz çok kötüydü Ender hocamızı. Geri istiyoruz. İyi yayınlar. Yarın Murat Yıldırım'la ilgili bir son dakika gelişmesi yaşanabilir. Veysel Ali Kasaboğlu, iyi akşamlar Ender Bey ve Atilla Bey, programınızı seyrediyorum. Gerçekten Samsunspor'un teknik heyeti gibi takımı motive ediyorsunuz. Sporun içinden gelen biri olarak sizlere teşekkür ediyorum. Pazartesi günü yapılan programı sebebi futbolcular ve teknik heyeti döver gibi program. Arkadaşlar, Emrah Bağır, Atilla abi, Ender abimizi tekrar Sedat'ta anonsla görmek istiyoruz. Nizamettin Oral, Atilla abi, Kone Zenke'nin ilk geldiği zamanki gibi fiziği bozuk ama sıkı çalışırsa toparlar. Murat Yıldırım hücum hattını güçlendirecek. Ofeido ve Ekigo, bir de Murat olursa tutamazlar bu takımı. Ben Kaan Akkaya, bu hesabın sahibi gerçek bir Samsunsporludur. Şu an askerde, dualarınız eksik olmasın. Dualarımız sizin de, Allah yardımcınız olsun. Abdurrahman Esen, ben hocaya hep güveniyorum ama Musa'yı oynatınca beni şaşırttı. Böyle bir yanlış nasıl yaptı lütfen? Şu Musa'nın oynaması güzel kardeşim. Abdurrahman. Nasıl bir yanlış olabilir? Evet. Abdurrahman kardeş. Yani Musa Aydın tecrübesiyle, bu takımın kaptanı, hücum anlamındaki katkısıyla, duran top kullanabilme özelliğiyle, oyunda takımı saha içerisinde yönetmesiyle önemli özelliklere sahip bir kardeşimiz. Yani niye bir yanlışlık olsun? Hoca hafta içerisindeki idmanlara bakarak böyle bir karar vermiş olabilir. Geçen hafta oynamadığında nasıl saygı duyduysak, oynadığında da saygı duymamız lazım. O yüzden aynı hocam, geçen sene üzülerek bu yorumuna katılamayacağım. Ben de katılmıyorum. Geçen sene tribünlerden Kaptan Musa, Musa diye sesleri hala da kulaklarımızda. Caner Korkmaz, abi bu sene ilk ikiden çıkacağımıza inanıyorum. Muammer Nayiroğlu, İyi yayınlar abi. Geçen sezon zor şartlarda başarılı olan Erhan Altın gönderilmemeliydi. Ercan Kırgız, Atilla abi, Kötüköy'den selamlar. Bu sene Allah'ın izniyle bu işi bitirecek ama taraftar biraz daha coşturmak lazım. Bu işi Ender abi yapacak. Hayırlı akşamlar demiş.
Talip Altunay, Atilla abi Abdülkadir ile Samsun'un görüştüğü doğru mu? Bir de Abdülkadir mi çıktı şimdi bizim? Abdülkadir Özgen mi? Özgen. Ali Semiz, helal Ümit Hoca. Ya 10 numara, inşallah daha iyi olacağız. Dik bıyıktan demiş. Her maç zor diye de son noktayı koymuş. Ben şimdi diğer yorumlara da bakıyorum arkadaşlar. Hüseyin Ordulu da Ümit Hoca dedi. Şimdi şöyle bir mesaj paylaşmış bizimle. Ümit Hoca neden hiç Samsun Spor logolu eşofman ve forma giymiyor? Ne onu antrenmanlarda ne de maçlarda. Onu söyledik ya hocam, onu dedi ki. İzleyicimiz sormuş, tekrar cevaplandıralım. Sen söyle hocam. Şimdi Ümit Hoca şeyle, nedir o bizim forma sponsorumuz olan firmayla gelen malzemelerde Ümit Hoca'nın bedenine göre herhalde biraz X'leri fazla olması gerekiyor. Bedenine göre yok. O yüzden onları da dışarıdan bir yerden alıp giyiyorlar. Onu basın toplantısında gazeteci arkadaşlarım bizi biri sormuştu. Ümit Hoca da böyle cevap vermişti. Onu bir kez daha paylaşalım. Çok da önemli değil yani, ayrıntı ama evet. Önemli olan Ümit Hoca'nın ne giydiği değil, ne yaptığı Samsun Spor için, başarısı için, bu takım için bize ne kattığıdır. Ona dikkat etmek Oğuz lazım. Oğuz Kalkan, Atilla abi yeni stadyum ne zaman yetişecek? Arkadaşlar ne zaman yetişecek derken şöyle söyleyeyim size. Yani Gençlik Spor Bakanlığı bu stat Kasım ayında bitecek densin, Kasım ayında biter. Böyle söyleyeyim. Ne anlamak istiyorsanız onu çıkartın. Evet, süremizi... Şimdi nasıl yanlış bir cümle kurdun gene ya? Yine niye hocam? Bir daha söyle, ne söylediğini bir daha söyle bakayım. Gençlik Spor Bakanı bu stat Kasım ayında bitecek desin, bu stat Kasım ayında biter. İki ayda. Bak şimdi biz Eylül'e geliyoruz. Şimdi diyeceksin ki çim işi var diyeceksin. Ya o, lütfen Atilla hocam, abi yani konuştuğumuz laflara hocam, dikkat edelim. Hocam yani, çim dediğin neydi biliyor musun hocam? Ya, hazır geliyor ya hocam. Ya kardeşim. Rulo halinde Allah geliyor. Allah Allah. Rulo halinde geliyor ama ne şimdi var? Bu çimin serilmesi, bu çimin o toprakla şey yap, uyum göstermesi. Oraya hocam. Ya Mersin İdman Yurdu bir... Tamam yapıldı. Yapıldı çim oturmadan oynadılar. Tamam, ayağa kalktı, havaya kalktı. Ya sen şimdi niye yanlış bilgi paylaşıyorsun? Ya ben... Bak hocam bitecek yani, dediğin zaman... Gençlik Spor Bakanı iki ayda bitsin desin bir... Yani Gençlik Spor Bakanı stadın bitmesini istemiyor. Bu mudur yani? Ya bu hocam, nasıl bir laftır ya? Ya Allah'ım yarabbim. Peki biz Süper Lig'de olsaydık bu stad bugün orada oynuyor muyduk, oynamıyor muyduk? Ya ben onu bunu bilmem. Onu bunu bak bilmem, Süper Lig'de yok. Şu bu yok. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle bugün ayın kaçı güzel kardeşim? Ben... 25'i. Evet. Şimdi 25'inden Kasım'a 2 ay var. Yani sen biter hocam. 2 ayda çimini biter. Bilmem kurutunu, ışığını, şuyunu, buyunu yaparsın. Bu takım. Vallahi senin ben mühendislik, mimarlık, inşaatla ilgili bu tespitine hayranım. Hocam oradaki yani seni ben TOKİ'ye proje müdürü olarak önereceğim. Proje, hatta TOKİ'ye yatırımlar müdürü yaparsın, olarak önereceğim seni. İyi yaparsın seni. Hocam. Proje müdürü 800 kişi çalışıyorduk biz buraya stada başladığımızda. Ama bize yeterli para gelmeyince 400 kişiye düşürdük. Ve biz burada günlük harcamamız 400 milyar lira bir ara ifade kullandı. 400 ne zaman kullandı sana bu ifadeyi? Verdik ya hocam bizi. Ne zaman? Tarih söyle bana. 6 ay. 6 ay evvel. O zaman ne vardı güzel kardeşim? Ne vardı hocam? Stadı alan firmanın iflası, o taşeron firmanın iflas etmesi. Esin hemen yerine yenisi geldi. Dolayısıyla yenisinin gelene kadar ki olan süre zaman kaybıyla alakalı bir hadise. Yani genç, ya ben şimdi sana başka genç, bir şey söyleyeceğim. Gençlik Spor Bakanlığı'na buradan söyleyelim. Atilla Cebeci'yi siz stada proje müdürü yapın ya da işin başına getirin. Ben bitiririm hocam. Stadyum sorumlusu yapın. Tamam ben mı? Para pul da istemez. İki ayda Kasım ayında şey stadı teslim etsin. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Senin şimdi kurslarda hızlandırılmış kursun yok mu senin? Ne alaka ya? He? Yavaş gidiyordun, hızlandırdın, bitirdin ya, işi. Ne alaka hadi ya? Hadi bırak bu işleri. Ya biri eğitim öğretimle alakalı, biri otla alakalı bir hadise. Yani kitapla otu nasıl karşılaştırıyorsun ya, sen ya? Hocam ot bile hazır geliyor, hazır. Sen ne konuşuyorsun ya? Ya ben şimdi ya... 4 dakika varmış. Mesaj mı devam edeceksin? Ya hazır mesajlar yığıldı hocam şimdi. Birkaç tane de okuyayım da ondan sonra. Sana en son Muhammed Yeşil okudum. Maçta Samet İlmez, maçta maratondaydım. Anonsun sesi gelmiyordu. Ender Hoca'yı geri istiyoruz. Takıma gelince erken gol yedik. Olabilir, hatalar olur. O hataları düzeltsek iyi olur. Ofeydi çok iyiydi. Kone ne zaman var? İsa Bozkurt. Samsun Spor'u her zaman destekliyoruz. Her zaman arkasındayız.
Evet, hepsini okudum hocam. Atlamadık. Hasan Garip Yolcu, evet. Nurettin Yüksel, Recep Arslanoğlu, Ahmet Çelik, İbrahim Uzal, Davut Uğuz, Coşkun Karabük, Zeki İşlek, İbrahim Duman, Ümit Arzu Irmak, Hüseyin Ordulu, Selçuk Yılmaz. Bir de kanatsız meleğim benim nikiyle mesaj gönderen izleyicilerimiz var. Soruları var. Zaman darlığından dolayı kendilerinin bu sorularını cevaplayamadığımız için özür diliyoruz. Bu şeyle ilgili, küfür olayıyla ilgili bir şey var da onu ben o çok önemli. Değinmek ona, istiyorum. Hocam gerisi, şurayı bitireyim hemen onları dön. Bizim az birkaç dakika bizim toleransımız var değil mi? Ne diyorsun sen? Eyvah. Şafak Mutlu, Trabzonspor'un bile büyük bir store mağazası var. Bizim kendi şehrimizde neden yok? Biz büyük bir kulübüz, bize yakışmıyor bu durum. Ve Ender Hoca'yı tekrar istiyoruz. Yaşar ve Kaan Akkaya selamlar demiş. Hemen bakıyorum. Yunus Emre Tuluk, Atilla Bey, kulüplerin iki büyük desteği kombine ve stordur. Yönetim üzerine düşerse store eksiklerin giderilmesi için taraflardan kombine desteği isteyebilir. Hadi 10 bin kombine yapalım, 10 tane store yaparız. Evet. Olmaz hocam, mı? Şimdi gelelim. Son 2-3 dakikamıza giriyormuşuz. Ben de bu konuda çok hassasımdır. Programa girerken şimdi de vaktine girer. Geçtiğimiz yıl disiplin talimatında neydi hocam? Uygulamasında şu vardı. Bir takım 4 kez küfür olayı gerçekleşirse bir maçta o takıma şey veriliyordu. Tribün kapatma cezası veriliyor idi. Şimdi bir, bundan sonraki maçlarda seyircilerimiz dikkatli olsun diye söylüyorum. Artık maçın temsilcisi 4 kez küfür edildiğini beklemek zorunda değil. Bir kez bile küfürlü tezahürat yapıldığında bunu raporuna yazacak. Yazdı. Rapora yazdıktan sonra küfür hangi tribünden geldi? Maratondan. Diyelim maraton tribünden geldi. Maraton tribünde o maçı o hafta kaç kişi izlediyse onların paso ligi diğer artık hafta işaretleniyor, kayıt altına alınıyor ve diğer hafta o tribünde kim varsa küfür etmemiş olsa bile, masum bile olsa o tribüne giremiyor. Giremiyor. Bakın önemli ve yeni bir gelişme. O tribüne diyorsun ama kale arkasına giremez mi? Giremez. O paso ligin sahibi kale arkasına da giremez, maratona da giremez. Anladım. Yani o paso ligin sahibi, yani o hafta o tribünde oturan... Tribüne ceza. Yani o tribünde iki kişi küfür etti de orada var 2000 kişi. O 1998 kişi bir sonraki hafta giremiyor. O iki kişi duyulmazdı hocam. Yani misal söylüyorum. Yani temsilci burada bir küfür olayı maraton tribünde olmuştur. Bir de öyle 4 defa bekleyeyim, 3 defa bekleyeyim, sayayım yok. Bir kez bile küfür olsa böyle bir durum var. İzleyicilerimizin bu küfür olayıyla ilgili hassas davranmalarına rica ederim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Anons. Yeter de hocam. Bu kadar hiç konuşmayalım, girmeyelim dedik. Ama girmek zorundayım. Bu insanlara ben hepsini organize ettim. Arkadaşlar mesajları yazarken Ender Hoca için yazın diye söyledim. Onlar da yazdılar. Böyle bir şey yok. Hiçbirine yetişemem zaten. Hocam herkese nedir? Çok teşekkür ediyorum. Anons olayı benim için kapanmıştır. Herhangi bir yorum yapmayacağım. Herhangi bir açıklama yapmayacağım. Aynı şeyleri geçen sene yaşadık. Takımın enerjisini bölmeye gerek yok. Samsun Spor Yönetim Kurulu'nun bu kararına saygı duyuyoruz. Ben tribünde maçımı gayet rahat bir şekilde izlemekten mutluyum. İzleyicilerimizin, taraftarlarımızın gösterdiği ilgiye ve alakaya teşekkür ediyorum. Özel ricam bu konuda artık herhangi bir yorum, herhangi bir talep, herhangi bir sözde bulunmamalarını rica ediyorum. Ben onları seviyorum. Onların da beni sevdiğini biliyorum. Ama bu mesele farklı bir mesele. Yani farklı derken, yani bizimle alakalı olmayan bir mesele. Bizim dışımızda gelişen bu mesele için her hafta aynı şeyleri konuşup, aynı şeyleri söyleyip yorum yapmaya gerek yok. Ben izleyicilerimizin bu taleplerini saygıyla karşılıyorum. Bu isteklerini saygıyla karşılıyorum. Ama ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Anons olayı benim için
bitmiştir. Çekildik izzeti ikbal ile babu hükümetten. Açıklamasını da yap diyeceğim ama şimdi vakit yok diyor, yok diyorlar şimdi. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, bir Spor 55'in sonuna geldik. Önümüzdeki hafta biz nasip olursa Buca'dayız. Salı günü akşamleyin biz burada yerimizde olacağız diyelim. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına Volkan'a, Cem'e teşekkür ediyorum. Özellikle Volkan için teşekkür ediyorum. Cem oradan hemen kafayı uzatıyor. Cem, sana da bu gol pasını veriyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Samsun'da doğdum. Samsun Spor'la yaşıyorum. Samsun Spor'la öleceğim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.